Merhaba arkadaşlar, bugün Müzik On Air ailesi olarak bir misafiriz. Misafir olarak da Ayşen Şimşek Yay ve Kemal Şimşek Yay'ın stüdyosuna konuk olduk. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir kere şunu söyleyeyim, tabii ki de Ayşen Şimşek Yay'ı da tanıyorsunuz, Kemal Şimşek Yay'ı da tanıyorsunuz. Şöyle bir kliplerini bir izleyelim, birkaç tane klip örneği verelim. Şu taraftan verelim, bu taraftan verelim. Nereden verelim? Buradan verelim. O zaman şöyle zoom yapıyoruz, birkaç klibini izliyoruz. Neredesin? Var mıydı böyle kaçmak? Neredesin? Var mıydı yoldan çıkmak? Neredesin? Seferinde yüz verilince gelip çıkarlar tepene. Bunlar var ya bunlar, bunların hepsi böyle. Bitmiyorlar ki hep başa çık canan gibi neyle söyle. Bunlar var ya bunlar, bunların hepsi böyle. Her seferinde yüz verilince gelip çıkarlar tepene. Kimle başlayayım önce? Ayşen, çünkü her şeyi o yaptı. Yine bana patladı değil mi ama? Evet. Şimdi yıllardır müzikliyorum. Daha bunu söylemeye gerek yok. Çok başarılı projelerin oldu. Daha birçok bestelerin var. Zaten dinleniyor da, halk da çok seviyor. Stüdyo açmak geç mi oldu biraz? He, birazcık geç oldu. Çünkü çok uzun yıllardır müziğin içinde olduğumuz için aranjör olan arkadaşlarımız, hani Doğulu'dan tutun Çolakoğlu'na, Volga, Erdem, hepsi bizim okuldan ya da piyasadan arkadaşlarımız. Biz aslında çok mutluyduk hani o stüdyolarda çalışmaktan. Ama tabii bir yoğunluk oluyor. Kendimizi de uydurmaya çalışıyorduk daha doğrusu. Onun için de dedik ki hadi kendi yerimizi yapalım. Hep benim başımın altından çıktı. Bence iyi fikir. Yani artık insanlar evlerinin içine yapıyorlar. Bir bakıyorsun sabah, değil mi, böyle bir ilham geliyor, girmek istiyorsun. Aynen. Yanlış mı düşünüyorum? Aynen, doğru. Yani insanın evi gibisi yok derlerdi. Şimdi insan stüdyosu gibisi yok. Gerçekten. Evet. Nasıl emek verdiniz? Nasıl fikir çıktı? Nasıl başladınız? Şimdiden rağbet var mı? Stüdyoyu kurduğumuzu düşündüğümüzden sonra söylediğimiz bütün insanlar bizimle bir şeyler yapmak istediler. Geleceğiz dediler. Ve gelecekler diye düşünüyorum. Zaten çoğuna şarkıları ayarladım neredeyse. Yani hepsi bu stüdyoya gelip şarkıları burada dinleyecekler artık. Eskiden dinletme pozisyonumuz çok kötüydü. Gerçekten arkadaşlarımız stüdyosunda dinlediyor. Ya zaten Ozan'la çalıştığımız için çoğu Ozan'ın stüdyosunda gerçekleşti. Ama şimdi kendi stüdyomuzda gerçekleşmiş olması çok tatlı olacak bizim için de. Hem birebir olması, insanlara göre şarkılar yapabilecek olmamız daha zevkli olur diye düşünüyorum. Ayşen demoları çok rahat okuyabilecek, çünkü demoları okurken de problem yaşıyorduk. Bu stüdyodan öyle şarkılar çıkacak hissediyorum. Evet. Yani birkaçına hatta belki tanıklık edeceğiz. Yani o sırada biz de konuk olup izleyebiliriz belki. Var mı böyle bir proje kafanızda, bir şey veya şu anda daha uyumakta olan? Valla ne denir, hani böyle biraz uykuya daldık gibi oldu ama aylardır buranın stüdyo yapımıyla uğraştık. Ayşe uğraştı ama ben evde yine bestelerle ilgilendim. Ben kesinlikle burayla ilgilenmedim, Ayşen yaptı. Ama ben bestelerle ilgilendim. Herkesin, yani herkesin seveceği şarkılar kesinlikle yaptım diyor. Yani. Zaten Ece'yi biliyorsunuz, yine benden iki tane şarkı aldı. Ama geçen gün ona telefonda yine bir şarkı okudum. Telefonda okuduğum halde iki gün sonra, ya dünden beri, iki günden beri telefon açıyor ve işte şarkı aklımda kaldı diye onu da istiyor şimdi. Türkiye'deki ya halkımızın sevdiği melodileri yakaladığı bir frekansı var. Yani onu tutturduğuna inanıyorum. Genelde de itiraf edeyim, mesela adeyo kelimesi ya da hoşuna mı gidiyor ya da şu anda kulüpte keyfim yerinde kelimeleri hep Kemal'den çıkıyor. Ya besteyi yaparken zaten o da söz mırıldanma yani. Esnasında birçok sözü saçmalıyorum esasında. Ama o saçmaladığım sözler en nihayetinde bir konuyu oluşturuyor yani. En nihayetinde. Sonra Ayşen'e anlatıyorum. Yani konu esasında şu şekilde olsun. Hani kız ayrılsın veya kız kulübe gitsin, çocuğun telefonunu açmasın gibi şeylerle. Ayşen de ondan sonra onları inanılmaz hızlı bir şekilde ve iyi bir şekilde oluşturuyor. Peki son olarak bir şey soracağım. Son yakın zamanda bir albüm projesi sizin geliyor mu? Ben de fena şarkıcı değilim bakarsanız. Şimdi bence çok yani, alçak gönüllüsün. Şöyle bir durum var. Biz işin mutfağını daha çok sevdik. Yani birlikte bir şeyler yapalım. Karşı tarafla paylaşalım. İstesem ben de okur. Hani seslendirebilirdim ama diğer tarafı daha keyifli oluyor bence.
Değil mi? Acayip tadı var tabii. Ben şöyle söyleyeyim. Başarılı olan insanları da seviyorum. Başarı tabii ki de önemli. Ama bir de yıllarını müziğe vermiş insanlara daha bir sıcağım. Çünkü onların tecrübeleri daha farklı oluyor. Sizde de o var. Yani ben şu an albüm yapmak istesem ilk geleceğim yerlerden birisi burası diyebilirim. Hazır şu an. Hayırlı eminim. Benim kalbimi çalmayın. Tekrar hayırlı olsun. Çok müthiş bir yer. Yani insanı böyle bahçesi müthiş. Zaten birazdan görecek arkadaşlar. Konuklarımız da var. Biz yavaş yavaş davete doğru akacağız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Müzikoneer ailesine? Bizi yalnız bırakmayın. Devamlı böyle yanımızda olmanızı istiyoruz. Yani çünkü destek gerçekten bizi inanılmaz derecede ittirici bir güç olarak kalıyor arkamızda. Sizlere ihtiyacımız var. Bizim de sizlere ihtiyacımız var. Bu karşılıklı. Her zaman arkanızdayız. Sizin söylemek istediğiniz son bir şey. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum Kemal ve kendi adıma. Çok mutlu ettiniz bizi. Vallahi inanılmaz şarkılar var, bilemiyorum diyorum. Gerçekten çok keyifli işler yaptık. Çok değişik kafalar. Hazır müzik piyasası da o yöne doğru kayıyor. Yani ilginç şarkılar yaptık. İnşallah onlar hayat bulacak. Şu anda zaten projelerimiz hayata geçti. Burası tabii ki yürürlüğe girdiği için nedense daha çok talep olmaya başladı. Evet. Harika oldu. İnşallah güzel olur. Çok teşekkür ediyoruz bizi de tekrar konuk ettiğiniz için. Müzik On Air izleyicilerine sesleniyorum. Biz şimdi davete doğru akıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Müzik On Air ailesi olarak Bülent Serttaş'ın yanındayız. Abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim valla. Seni burada gördüğümüzde sevindik. Zımba gibi. Eş dost böyle güzel mekanlar açınca bizi de davet ettiler. Biz de koşa koşa seve seve geldik. Evet, Müzik On Air ailesi olarak davette dolaşmaya devam ediyoruz ve Gökhan Keser'le karşılaştık. Gökhan nasılsın? Vallahi süperim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sen de geldin kutlamaya. Evet. Sevgili Ayşen, Kemal benim için çok değerli. Daha önce beraber çalıştık da bir şarkıları. Beni Özledim'i de beraber çalışmıştık. Yeni stüdyolar için hayırlı olsuna geldik. İnşallah güzel olur, bereketli olur. Çok güzel şarkılar, hitler dinleriz. Bugün de burada hayırlı olsuna geldik. Güzel bir gecede iki güzel bayanın yanındayım. Zeynep Mansur, neler söylemek istersin bu güzel gece için? Vallahi bu gecenin hazırlığını en iyi bilenlerdenim ben. Ayşen'le birlikte böyle onlar kadar heyecanla bekledim. Çok çalıştılar, çok uğraştılar. Bu kadar yılların emeği ve çabası şu anda burada vücut bulmuş hali oldu. Bundan sonra artık yerimiz belli, bekleriz. Şimdi diyecektim tam, güzel bir proje. Aynen. Zaten albümlerim çoğunda vokal koçluğum Ayşen yapıyor her zaman. Müthiş bir hoca. Onunla birlikte olmak benim için her zaman onur ve gurur veriyor. Kemal Şimşekler zaten mucize bir adam. İkisi bir araya gelince böyle muhteşem şeyler çıkıyor. Var mı güzel bir proje yakın olmaz zamanda? Mı? Az önce niye sıkıştırdım Kemal Bey'i sanıyorsunuz? Tamam, sözü aldım. Zeynep benim en yakın arkadaşım. Onu çok seviyorum. Her şeyimizi biliriz yani. İlk gidip ağladığım ya da güldüğüm ilk insandır Zeynep. Yani kalbi güzel, yüzünün güzelliği kadar o benim canım, yani kız kardeşim kadar seviyorum Zeynep'i. Evet, şu anda Ferman Toprağ'ın yanındayız bu güzel gecede. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduklar, hoş bulduklar diyelim biz de. Nasıl gidiyor? Vallahi harika gidiyor, her şey güzel. İnşallah burada da güzel bir proje olur. Tabii stüdyolar zaten bizim çok önemli. Oran Sound 2 falan. Açanlar da çok başarılı isimler olduğu için inşallah biz de buradan nasipleneceğiz. Güzel aranjeler, güzel şarkılar çıkartacağız diyorum. Bu güzel gecede bir güzelle daha karşılaştık. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyi. Teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz bu özel gece için? Yani aylardır Ayşen ve Kemal burası için büyük çaba sarf ettiler. Çok güzel bir stüdyo oldu. Stüdyoların enerjisi de çok önemlidir. Çünkü stüdyolarda biz genelde üretiyoruz, o dinlediğiniz şarkıların hepsi buralarda çıkıyor. Bundan sonra sık sık buradayız. Güzel bir proje var mı? Var, hazır. Bir sürü projemiz var hazır. Hatta bu arada sadece hani hangisini şimdi çıkaralım diye konuşuyoruz. Yoksa şarkılarımız, albümlerimiz hatta belki de hazır yani. O zaman buradan çok güzel, bu stüdyodan çok güzel proje çıkacak diyebilir evet, miyiz? Evet, hatta ben yarın... Evet, bu stüdyonun ilk projesi olarak çıkacak. Hatta yarın gelip direkt okuma yapmak falan istiyorum. Yepyeni gıcır stüdyo, yani benim için büyük bir fırsat.
burası ileride hani çoluğumuz çocuğumuz olduğunda aynen. Hani inşallah öyle bir şey olur ki abi işte hani biliyor musunuz burada da ilk okumayı Ece Seçkin yapmıştı ya. Dersiniz. İnşallah ben de uğur getiririm. İnşallah o zaman siftah sizden diyoruz. Evet kesinlikle benden olacak başkasına bırakmam. Müzik Oneri ailesine buradan neler söylemek istersiniz izleyicilerine? Öpüyorum hepsini. Teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Ayşen Şimşekay ve Kemal Şimşekay'ın bu güzel stüdyosunun gecesinde bulunmaktan dolayı Müzik Oneri ailesi olarak çok mutluluk duyduk. Gece tam hızıyla devam ediyor. Biz buradan tekrar sesleniyoruz. Onlara hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bu güzel stüdyodan birbirinden güzel projeler çıkacak eminim. Biz gecede eğlenmeye devam ediyoruz. Sizlere de selamlar, sevgiler deyip programı şimdilik kapatıyoruz. Hoşçakalın.